Nijer'deyiz Orada görev yaparken yani gerek Avrupa'dan olsun gerekse Türkiye'den farklı farklı gezi grupları oradaki hizmet gönüllülerinin ziyaretleri oluyordu. Ülkeye geliyorlar. 3 gün, 4 gün maksimum bir hafta kalıp orada örnek veriyorum su kuyusu açtırıyorlar. Katarak ameliyatları yaptırıyorlar. Kurban döneminde gelip kurbanlarını kesiyorlar. Ramazan döneminde gelip gıda yardımı yapıyorlar. Öyle gelen gruplardan birisini gezdiriyorum. Orada da züraf park diye bir e, alan var. Yani e, zürafaların koruma altında bulunduğu ...bir bölge. Orayı gezdirmeye götürürüz. Yani çok gezilebilecek bir e, şey yok. Onu da doğal ortamında bulmak lazım. Neyse o ziyareti yaptık, dönüyoruz. E, Sazdan evler var orada. Çatısı, filmlerde falan görürsünüzdür. O evlerden birini gezebilir miyiz dedi, gruptan birisi. Beş kişi falanlar bir... Ee, 4x4'ün içerisindeyiz. Onun haricindeki bir araçla zaten çölde hareket edemezsiniz. Öyle bir araç kiralıyoruz. Onunla yol alıyoruz. Dedim tamam ziyaret edelim. Ee, şoföre dedim şu uzakta bir yer gözüküyor. Ee, ona gidip ziyaret edelim. Vardık seccadesinin üstünde yaşlı bir e, adam var. E, karısı var hemen yakınımda oturuyor. Bir tane de e, gelini olabilir. Bizde yarma dövme derler taşın içerisinde buğdayı döverler orada buğday yok kuş yemi diyebileceğiniz millet adı verilen bir gıda var oranın en önemli geçim kaynağı o yani onu içerler onu biçer ve bir yıllık e, şeylerini besin programlamasını ona göre yaparlar yani örnek veriyorum bir ailenin 7 çuval milleti çıktıysa onun 6'sını 12 aya bölürler. Yani 2 ayda bir çuval bitecek şekilde. O zaman güne 2 öğün düşüyorsa 2 öğün yiyecekler onu. Bir öğünse bir öğün. Yani bir çuvalında. O 7 çuvaldan fazla üretemiyorlar mı? Ee, çok üretemiyorlar şimdi açıkçası. Yani imkanları, yani imkanları çok imkanlar olmuyor. O kadar, evet. to to tohum olarak ayırıyor. Ve e ekim sezonunda eğer yağmur yağmazsa o yıl kıtlık oluyor. Çünkü toprağa ektikten sonra son çuvallarına Evet. Yağmuru bekliyorlar. Yağmur sezonu. Eğer yağmur yağmazsa gerçekten de kıtlıkla karşılaşıyorlar. Ee, dedik evinizi gezebilir miyiz? <laughs> Dedi buyurun gezin. Adam biraz da rahatsız. Şeyinden kalkamadı. karısı gezdiriyor. Perdeyi açtı. Şöyle bir bez çabut açtı. Ee, üstte bir tane yatak var. Yatağın altı kümes. Birkaç tane tavuk var. Ee, etrafta kabakları uyarlar orada. Kuruturlar güneşte. Zaten 50-60 derece sıcaklık e olan yerler ortalaması evet. 40 civarında. O tasları gösterdi. Bakın dedi bunlar da yemek yiyoruz. Ee, yattığımız yer burası. Kümesimiz altı. Yani yemek odası, yatak odası, banyo her şey orası. O, o sazlığın içerisi. Yani abiler çok etkilendi. Biz e, etkilendik tabii. Sonra kadına baktım. Ben tabii o ortamları daha önce de ziyaretler yaptığım için e, abiler eve odaklanırken ben ev sahibesi hanımefendiye baktım. Son milletleri yani torbanın dibindeki son milletleri ki gittiğimiz ay e, Mayıs ayının sonuydu. Gerçekten de artık o gıdanın tükenme dönemleri. Yağmuru bekleyecekler. Hazirandan itibaren yağmur yağarsa e, bereket var. Yoksa kıtlık olma ihtimali var. Ama ona rağmen son milletlerini boşalttı bir kabağın içerisine. Sonra keçilerinden sağmış olduğu sütü getirdi üstüne boşalttı. Onlar için en özel yemek. Biz evet. şimdi misafiriz. Ahşap kaşıklarını getirdi. Uzattı tadar mısınız dedi. Adam yanına çıkardı. Abiler gözüme baktım. Abi dedim yani bu bize ikram. Bunu tatmak lazım. Üzenerek kadın hazırladı. Ve inanın orada sarı bidonlar meşhurdur. bazen 3 kilometre, 4 kilometre, 5 kilometre öteden su çekerler. O çektiği suyu da bir kere de kullanmazlar. Yani biz şimdi israf ederek kullanıyoruz sular ama onlar örnek veriyorum Elini yıkar, elini yıkarken aşağıda bir kap daha vardır. Orada birikir, onu götürür, yetiştireceği bir e, bitkinin dibine döker veya hayvanlarına verir, onlar içerler. Damlası Hiçbir bile şey, dahi telef olmaz. Hatta bir defasında ben oraya gittiğimde dışarıda abdest alıyordum, sen çok yanlış yapıyorsun dedi yani. Sonradan biz öğrendik, şu kadar e, 200 mililitrelik sularla e, şöyle ucunu koparıyorsunuz, koyuyorsunuz bir yere, o çok... ...küçük bir şekilde akmaya başlıyor. Onunla abdest alınabileceğini gördük. Ya dedik bu su yetiyormuş abdest almaya. Biz onunla sadece elimizi yıkıyoruz çeşme yaşlarımızda. <laughs> elimizi yıkamaya bile yetmiyor su. Ama bu kadarcık suyla abdest alınabileceğini orada öğrendik. Neyse... ...onlardan tatlı abiler. Her birimiz birer kaşık aldık. O son kalan sarı bidondaki sularını da verdiler için diye. İkram, içmesen saygısızlık olacak. Onlardan e, içtik. Sonra o seccadesindeki kişi ellerini açtı şöyle bir dua etmeye başladı, ellerini yukarıya kaldırarak. Ne diyor dedik yani yerli dilde dua ediyor. Şöyle ifade etti şöverimiz dedi ki, Allah'a şükürler olsun ki evimde size ikram edecek bir şeyim varken Allah. bana gönderdi bu misafirleri. Allah. Ve son şeyin ikram ediyor düşünün. Biz tabi donduk kaldık, tüylerimiz diken diken oldu, dönüşte arabadayız. Herkes tabii bir şokta hocam. Bu nasıl bir şey? Yani biz onları iş adamı. Yani abi dedim yani cömertlik nedir görüyor musunuz? Yani siz buraya gelip de bir şeyler dağıtıp verdiğiniz zaman çok cömert olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama asıl cömertlik bir şeyler hiç yapabilmek yoktan, hiç, yoktan hiç yoktan verebilmek. Son daha doğrusu son atımını veriyor yani. Son evet. Kalmış bitiyor ondan sonra. Sonra e, aklıma orada şu hikaye geldi. E, Kevin bir hikayesi var biliyorsunuz. E, ama Amerikalı bir fotoğrafçı bu. Pulitzer ödülünü aldı. Sudan'da Darfur'da bir kampa gidiyor. Kampta etrafı gezerken kampın çok uzağında Darfur kampının çok uzağında bir küçük kız çocuğu geliyor. Hepin hemen gözünüzün önüne gelecektir o resim. Hatta varsa yas e yansıtabilirsiniz abi. Sudan Darfur'daki o küçük kız çocuğu ve akbaba derseniz direkt çıkacaktır. O manzarayı görüyor. Yani küçük Hı. bir kız çocuğu görüyor. çölün tam ortasında. Diyor ki benim diyor hayatımda aradım zaten oraya onun için gitmiş. Güzel kare yakalamak için gitmiş. Diyor ki bu kız çocuğunu çölün ortasında çekersem ben kesin ödül alırım diyor. Ee, çerçeveye kız çocuğunu yerleştiriyor. Tam deklanşörü basacağı anda bakıyor ki arkada bir tane de akbaba var. Mesele hikaye daha da ilginçleşiyor onun için. Diyor ki kadraja akbabayı da sığdırırsam ben kesin ödül alırım. Bir fotoğrafçı olarak hesabı o. Ve gerçekten de malumunuz o resmi buluyor. Ve kadraja akbaba ve çocuğu beraber yakalayıp deklanşöre basıyor. Ve nihayetinde o fotoğrafla beraber büfesler ödülünü alıyor. Sonrasında birçok tedbir, e, teşekkür, takdir e, yöresinde bulunan bir gazeteci onunla özel röportaj yapmaya gidiyor ve diyor ki Her şeyi anlıyorum çok güzel bir fotoğraf yakaladınız, çok güzel bir ödül aldınız ama benim size bir sorum var diyor. Daha sonra ne oldu? Yani siz hayatınızın en önemli karesini yakaladınız. O kız çocuğuyla akbabayı aynı kadraja yerleştirdiniz ve ödülünüzü aldınız. Deklanşörü bastıktan sonra ne yaptınız? O kız çocuğu ne oldu? Yani bir kurşun yemiş gibi oluyor. Başından kaynar sular akmış gibi. Ben ne yaptım diyor. Öyle bir sevinci yaşadıktan sonra bununla ben ödül alırım diye sevinci yaşadıktan sonra Arkasını dönüyor ve kız çocuğunu o halde bırakıp dönüyor. Evet. Ve sonra Kertir e, bunalıma giriyor. Sonra kendi e, aracının içerisinde kendisini zehirleyerek intihar ediyor. Dayanamıyor acilen. Evet, ölüyor. Abiler dedim, siz şu anda işin magazin tarafındasınız. Yokluk içerisindeki bir ailenin elindeki son şeyi aldınız. Peki onlara ne yaptınız? Arkada bıraktık, evimize gidiyoruz bakın. Evet. Ne yap? Hocam hemen dönelim. Hemen dönelim. Gerçekten de biz onlara baktık acılık üzüldük ve çok etkilendik onların cömertliği karşısında. Ama biz hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Dedim dönmeye gerek yok. Yani ben e, sizler adına onların en az iki aylık erzağını karşılayacak bir sizin adınıza sadakay o, o eve, o evin hanımefendisine bıraktım. Gerçekten de yani varlık nedir, vermek nedir? Evet. Orada o insanlar bize onu tekrar öğrettiler. Vermek sizin de ifade ettiğiniz gibi abi, yoktan verebilmek. Hiçken verebilmek ya benim imkanım olursa ben şunu yapacağım şu an mesela muavenet dönemi birilerine sahip çıkmadı. bir şeylerim olursa bir şeylerin olmayacak yani onu beklediğin zaman olmayacak bir şeyler verdiğin için olacaksın bir şey olacaksın elimizde ne varsa onunla evet, evet. 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 elimizdeki ile evet. önemli olan mevcut olabilmek var olabilmek evet Bu